Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT World'ün Straight Talk isimli programına konuk oldu. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Konunun iç politika malzemesi yapıldığını vurguladı. Biden çok talihsiz bir açıklamada bulundu. Benim için tek kelimeyle iç politikadan başka bir şey değil. Talihsiz ve vizyonsuz bir açıklamaydı. Biden ve ABD dış politikası için kötü bir başlangıç oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın Haziran ayında NATO zirvesinde yapacağı görüşmeye dikkat çekti. ABD ile ilişkilerde yeni bir başlangıca ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Washington yönetiminden terör örgütü PKK, YPG ve FETÖ gibi konularda kararlarını gözden geçirmelerinin beklendiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hafta içi Cenevre'de yapılan Kıbrıs toplantısına da değindi. Görüşmelerin çözümsüz kalmasında Rum tarafının rolüne dikkat çekti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar masaya yeni bir vizyonla geldi. Rum tarafı masaya yeni hiçbir teklifle gelmedi. Son 30 yıldan bu yana söyledikleri aynı şeylerle geldiler. Fuat Oktay, Türkiye'nin her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni desteklemeye devam edeceğini tekrarladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suriyeli sığınmacılar konusunda uluslararası kamuoyunun tutumunu da eleştirdi. Verilen sözlerin tutulmadığını hatırlattı. Yaklaşık 4 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası kamuoyu konuşmayı, söz vermeyi seviyor. Ancak sözlerini gerçekleştirmeyi sevmiyorlar. Sorunlara çözüm getirmiyorlar.